Sultan Reşat'ın savaş ilanı ile ilgili bir beyannamesi var. Orada geçen ifadeler. Diyor ki hak bizde, adalet bizde, zulüm ve düşmanlık düşmanlarımızda olduğundan düşmanlarımızı kahretmek için Cenab-ı Adil-i Mutlak'ın inayet-i semadaniyesi, yani Allah'ın yüce yardımı. Tamam, Allah'ın yardımını anladık. Peygamber-i Zişanımızın imdadı maneviyesi. Peygamberimizin de manevi yardımı. Bu ne? Sen namaz kılarken iyyâken nestaîn hiç demedin mi? Ya Rabbi yalnız senden isteriz demedin mi? Bunun bize yar ve yaver olacağında şüphe yoktur. Neye dayanıyorsun? Onu da ihmal etmemişler. Halifenin yardımı da gelecek burada. Enver Paşa'nın, başkumandan vekili Enver Paşa'nın beyannamesi. Başkumandan vekili denmesinin sebebi başkumandan padişah olduğu için onu temsil ediyor. Yoksa öyle şey değil. Ben bunu sadeleştirilmişini okuyayım da. Allah'ın desteği, Peygamberimizin ruhani yardımı ve mübarek padişahımızın hayırlı duasıyla ordumuz düşmanlarımızı yere serecektir. Bak, üç tane yardımcı var. Hepimiz düşünmeliyiz ki başımızın ucunda Peygamberimizin ve onun seçkin arkadaşlarının ruhları uçuyor. Bir de İslam ülkelerini cihada davet beyannamesi var. Bunu da Yüksek İlim Heyeti, Meclis-i Âli İlmi hazırlamış. Bunun altında tam 34 tane alimin imzası var. Bunların 3 tanesi eski, birisi de görevde olan Şeyhülislamlar. Bir de fetva emini Ali Aydar Efendi var. Yani Osmanlı'nın en üst ulemasının imzaladığı beyanname. Çünkü bu belgeleri bizzat kendim şey yaptığım için burada şey yaptım. Ben bunu sadeleştirilmiş şeklinden okuyayım çünkü bir de tercümeyle uğraşmayalım. Allah'ın açık dini adına hızla savaşan çıkan Müslümanları her konuda başarılı kılıp yardım edeceğine onun yüce lütuflarıyla söz verilmiştir. Bu Allah'ın yardımı, tamam. Hazreti Ahmet'in aydınlık şeriatını yüceltmek için canını ve malını feda eden ümmeti naciyesine arka çıkıp elinden tutmak için Hazreti Peygamber'in mukaddes ruhu hazır ve mevcuttur. Bu ne? Açık bir şirk. Apaçık bir şirk. Peygamberimiz gelmiş de milletlerinden tutacakmış da kurtaracakmış. Niye sen benim şeriatımı kurtar? O şeriat onun tebliğ ettiği şeriattır. O Allah'ın şeriatıdır. Hocam kurtarmadı, yenildik dedi. Yenildik. Niye yenildiğimizi biraz sonra söyleyeceğim. Az sonra. Reklamlardan sonra. Ey İslam mücahitleri! İslam alemine yayınlanan beyanname. Allah Teala'nın yardımı ve desteği, muhterem Peygamberimizin ruhani yardımı ile din düşmanlarını yere serip yok etmemiz ve Müslümanların kalplerini sonsuz mutluluklarla sevindirmemiz Yüce Allah'ın verdiği söz ile teyit edilmiş ve müjdelenmiştir. Allah-u Teala böylelerine asla yardım etmeyeceğini Kur'an-ı Kerim'de defalarca söylüyor. Şimdi öbür onlarla savaşan Hristiyanlar da bizi İsa kurtaracak diyorlar. Ama Hristiyanların Kur'an-ı Kerim gibi bir kitapları yok. Kur'an-ı Kerim'de bunun şirk olduğunu baştan aşağı bütün ayetler söylüyor. Şimdi hangisi daha kötü durumda? İşte kimin yenildiği ortaya çıktı. Daha fazla uzatmaya gerek yok. Evet, bu kitabı öğrenmek isteyenler söyleyelim. Kur'an ışığında tarikatçılığa bakış.